Ne yapayım? Mardin'deki halkın 15 yıllığına yetki verdiği Ahmet Türk bugün itibariyle sadece 31 ay görevde kalabildi. Daha önce yerine iki kez kayyum atanmıştı. Bugün sabah saatlerinde de Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bir kez daha kayyum atandı. Geçmiş olsun. Mardin halkı sizi 15 yıllığına seçti ama bugün baktık 31 ay görevde kalabilmişsiniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey bekliyor muydunuz? Ya tabii ki demokrasinin olmadığı yerde, hukuksuzluğun her tarafa yayınladığı, adaletsizliğin olduğu bir yerde her gün bu gelişebilir, olabilir. Böyle bir şeye hazır olmak lazım. Çünkü burada hesaplar farklı şekilde yapılıyor. Yani burada Kürtleri bu aşamada sindirmek, susturmak ve gerçekten kendi iktidarlarını kalıcı hale getirmek için Kürt mücadelesini, Kürt demokratik siyasetini zayıflatmaya yönelik bir hamle olarak değerlendirmek lazım. Ki yani devlet bir yandan aslında bir yeni bir dönem, işte Bahçeli'nin başlattığı, sonuçta Bahçeli kendi adına yapmadı. Cumhur İttifakı'nın eş başkanı ve birlikte yürütüyorlar bu süreci. Bir yandan böyle bir dönem başlatıp arkasından kayyum siyasetiyle önce işte Esenyurt'a, daha sonra bizim belediyelerimize, işte Mardin'e, Batman'a, Halfeti'ye kayyum ataması bir antagonist bir çelişki diyelim, uzlaşmaz bir çelişki. Yani bir yandan siz çözüm, topluma başka bir şey vaat ediyorsunuz, iç barışımızı sağlayacağız diyorsunuz, bunu sağlamak gerektiğini ifade ediyorsunuz ama diğer yandan da iç barışı darbeleyecek, iç barışı ortadan kaldıran kayyum rejimini devrede tutuyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir durum değil, kabul etmemek de gerekir. Yani bunu sadece Kürtlerin meselesi değil, Türkiye halklarının meselesi. Biz yıllarca şunu söyledik, yani eğer bir yerde hukuksuzluk varsa, bir yerde halk iradesinin gaspı varsa, bu yarın bütün Türkiye'ye yayılır ki şimdi öyle. Meselenin, tam da sizin örnek verdiğiniz meselenle bugün yaşadıklarımızın ne kadar samimiyetsiz olduklarını, söylediklerinin, uzattıkları elin ne kadar samimiyetsiz olduğunun bir göstergesi. 2013-2015 sürecinde de biz defalarca o günden bugüne de söylüyoruz. Bu süreci baltalayanlar, bu süreci bitirenler tam da bu zihniyetti. Bugün yaşadıklarımız o söylediklerimizi doğruluyor. Yani devlet ve bugünkü iktidar tabii ki Kürt sorununun çözümünde hiçbir zaman samimi olmadığını gösteriyor. Bu çok net, bunu göstermek gerekiyor. Bu burası Türkiye. Her an her şeyi elbette bekliyoruz. Yani bundan yaklaşık bir müddet önce bir el sıkışmasıyla başlayan bir sürecin bu buralara evrileceğini de öngörebilirdik. Başka bir yola da evrilebilirdi. Ya burası Türkiye. Her şeyi bekliyoruz tabii ki. Her an tetikteyiz. Bu da iyi bir durum değil yani. Zaten biz bunun eleştirisini yapıyoruz. Yani bu ülke kurulduğundan beri bir istikrar, demokratik düzen, hukuki düzen, bütün bunların yoksunluğundan ötürü biz bunun eleştirisini yapıyoruz. Ve şu an hiç olmadığı kadar halkların buna ihtiyacı var yani. New York'ta başlayıp bu sabah da Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atamanın hiçbir hukuki gerekçesi olamaz. Elbette ki İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı gerekçeleri hepimiz okuduk ama o gerekçelerin hukuki anlamda bir geçerli olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu kayyum politikasının tekrar geriye dönmüş olması, yakın tarihte çözüm sürecine ilişkin halkta oluşan, kamuoyunda oluşan olumlu beklentileri maalesef boşa çıkarmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın hukuki gerekçeleri asla hukuki değildir ve kabul edilemez.